Ben burada e, bir şey daha atlamak istemiyorum. E, bu yönetim kurulu arkadaşlarıma özellikle bu konuya şey, girmek istiyorum. E, ben Trabzonspor'un tüm gerçeklerini biliyorum. Yani 5 yıldır bu işin içindeydim. E, Trabzonspor'un artısını, eksisini, nerede yanlış yaptı, nerede hata yaptı, mali ekonomi konularının tamamını biliyordum. Ama e, benimle konuşup bana inanan, e, bu ateşten gömleği giyen, ee, Yönetim Kurulu arkadaşlarıma buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımızda olan e, Sayın Divan Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Sayın Kurul Başkanlarına teşekkür etmek istiyorum. Ee, camiamızın büyüklerine, eski başkanlarımıza, efsane başkanlarımıza, efsane hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hepsi arayıp sordular, konuştular, destek oldular, yanımızda oldular. Doğruların anlatılması konusunda hep yanımızda oldular. Ee, konusu açılmışken e, bunlara teşekkürü bir borç bilirim. Bunu söylemek istedim. Taraftar da aslında sizi çok seviyor. Sizden o yüzden belki <laughs> beklentiler de çok fazla. Yani biz Trabzon'a sık sık gidip geliyoruz maç anlatmak için. E, Trabzon'da meydanda dolaşıyoruz. Trabzon'da zaten Trabzon spor konusunda evet. başka konu olmadığı için. Evet. E, yönetici olduğunuz dönemde de çok seviliyordunuz. İsminiz sık sık geçiyordu. Evet. Başkan olmanızı da çok istiyordu taraftar. Ki genel kurulda zaten tek aday olarak evet. gidiyordunuz ve seçildiniz. Şimdi yani bu krediniz de var aslında taraftarın gözünde. Evet. Trabzon e, değişik bir yer. E, biz her zaman söylüyoruz, biz içeride birbirimizi çok iyi anlarız. Ben Trabzonspor taraftarının şu an ne düşündüğünü gayet iyi biliyorum. Yani akıllarından geçeni de biliyorum. E, sıkıntıların da farkındayım. Ben bu problemlerin tamamını çok net bilerek bu göreve geldim. E, hiçbir şekilde e, görevden kaçmadım. Bu sorumluluğun altına elimle değil tüm vücudumla giriyorum. Girerken de şunu söylüyorum. Ben bu problemlerin tamamını çözebileceğime inanıyorum. Çok ne söylüyorum bunu. Kimsenin bundan bir endişe etmesini de kabul etmiyorum. Endişe etmesinler. Bize, yönetim kurulumuza güvensinler. Gerçekten söylüyorum. Biz Trabzonspor'un spesifik problemlerimin çözümüne talibiz. Kimsenin endişesi olmasın bu konuda. Hem ekonomik hem sportif evet. anlamda. Bu konuda zaten detayına birazdan gireriz. Neler, Konuşuruz neler konuşacağız o konuyu diye. da. Tabii. En çok... Teknik direktör konusu merak ediliyor, soracağız evet. bu soruları Peyder Sayın başkan ama önce bir kongre sürecini evet. anlayalım istiyorum. Kongre süreci nasıl ha. gelindi? Abdullah Avcı ki aranız çok iyiydi, evet. öyle hep konuşuluyordu. Doğru. Neden ayrıldı? Neler oldu bu süreçte? Biraz bahseder misiniz? Şimdi. Ee... Biz açık söylemek lazım. Ben bunu daha önce adaylık açıklamamda da kongrede de tüm camiamıza açık olacak anlattım. Biz şampiyonluktan sonraki sürece doğru yönetemedik. Bu yönetime ve konusunda benim de hatalarım var. Ve bu hatalarımdan kaçmadım. Bu hatalarımın çözümünü bulmaya çalışıyoruz. Yani gerçekten bundan sonraki yönetimlere de biz bizim aldığımız gibi değil daha hazır ekonomik problemlerini çözmüş, altyapı konusundaki sıkıntılarını gidermiş, eğitim anlamındaki sıkıntılarını gidermiş bir kulüp vermeye çalışıyoruz. Şimdi Abdullah Avcı'nın gidişiyle alakalı konumuz şu. Biz nasıl 5 sezonda 4 kupalı bir başarı elde etmişsek, bundan sonra gelinen noktada biraz önce belirttiğim gibi bir süreci doğru yöntemedik. Yani hocamız da burada bahsetti. İşte biz de gerekli olan transferlerden gerekli verim alamadık içerideki başka mali konular ortaya çıktı. Yani şu gerçekçiliği görmek, şunu, şunu göremedik, şunu planlayamadık. Yani bu aslında baktığımız zaman biz geldiğimiz noktada ilk kulübü teslim aldığımız zaman daha e, ağır bir bütçeyle, daha ağır bir senaryoyla bu kulübü teslim almıştık. Hı hı. Burada biz ne yaptık? E, küçülme olarak ben bunu adlandırmıyorum. Yanlış anlaşılıyor. E, taraftarımız da bizim e, yani genetimizde var. Yani küçülmek, alttan almak böyle bir konu yok. Yani biz küçülmek küçülmek o alanda küçülmek değil. Küçülürken büyürsün. Ya önemli olan ekonomini doğru yönetmek. Taraftar şundan korkuyor. Küçülürken sportif başarıyı bir, Hayır, asla, asla. bir kere kenara bırakacak Trabzonspor. Asla. Asla. Bütün benim takım için Türkiye'de böyle bir küçülme söz konusu değil. böyle bir mentaliteye sahip takım. bir adam ben zaten asla olmam. Beni tanıyanlar gayet iyi bilir. Hı hı. E, ben de dipileri yani öyle bir hani onu yapacağız, küçüleceğiz böyle bir konu yok. Yani ben o konuların nereden çıktığını da biliyorum. Taraftarımızın aklındakini de biliyorum. Düşüncelerini de anlıyorum. Yani o hep şu anlama geliyor. Ya Trabzonspor küçülecek. Altyapıya döneceğiz. Altyapıdan işte 8 oyuncu çıkacak. O oldu bu oldu onlar oynayacak. böyle bir şey yok. Altyapıdan tabii ki oyuncu çıkacak. Altyapıdan doğru oyuncu doğru eğitimi aldıktan sonra doğru zamanda çıkacak. <laughs> ben bunu söylüyorum. Birazdan detaylarına da bunların gireceğiz. Yani altyapıdan tabii ki oyuncu gelecek. Trabzonspor'un en önemli gerçeği altyapısı. Trabzon'un en önemli gerçeği Trabzonlu futbolcular. Bize bunu konuşmuyor muyuz? Türkiye'nin neresine gidersen git 61 numaralı formanın sahibi var. Bir sıra var o formada. Hem formanın sahibi var, takımda da o forma için sıra var. Bu, bu bizim gerçeğimiz. Biz ona şey diyoruz bak, <laughs> bereketli topraklar Trabzon'da futbolcu <laughs> yetiştiriyor o topraklar. Ee, yani, ya bu zaten şöyle bir şey var. Yani e, Trabzonspor'a baktığımız zaman demin konuştuğumuz gibi hı hı. benim ailemde 3 tane milli futbolcu var. ...bu teknik olarak açıklanabilecek bir durum mu ...normal baktığınız zaman yani... ...birçok bulmaca örnekler var... Ya ...kardeşler var yani bizim Trabzon... yani ...bu bölgenin toprakları... ...bu bölgenin toprakları... ...gerçekten bu oyuncu yetiştiriyor... ...kardeşler ama, derken Hüsnü Naci, Özkar'a var... ...Şenol evet. Bahattin, Güneş var hani yabancı... ...Arşin Şota bile tabii, var tabii, yani Onlar kardeşler... ...Trabzon'un geleneğinde var bu, ama... Bu, bu. ...üç kardeş ilk defa sizin ailenizde... Ee, üç, evet, de ee, ...üç kardeş evet bizde var... ...üç kardeş bizde var hepsiyle de biz guru duyuyoruz tabi... Ee, ...şimdi şöyle bir... Şöyle <laughs> Ee, biz, e biz eee bu altyapıyla alakalı konuştuğumuz konularda hı hı. her zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki şu anda da biz Double Pass diye bir firmayla çalışıyoruz. Sayın Abdullah Avcı'nın e, biz önerisiyle e, getirdiğimiz firmayla yaklaşık olarak e, bir yıla yakın bir sürede çalışıyoruz. Hı hı. Bizden sonra da e, Futbol Federasyonu da aynı firmayla çalışmaya başladı. Onlar da aynı firmadan bu konuda destek alıyorlar. Şimdi gelen nokta şu. Yani ilk raporlar, konuşmalar geliyorlar, görüşüyoruz, toplanıyoruz. Eee altyapımızda bir kaynak olduğu çok net. Bu herkes tarafından zaten söyleniyor. Yalnız doğru oyuncuların doğru oyuncuların doğru zamanda doğru eğitimi alarak, doğru fiziki kondisyona ulaşarak, doğru mental yapıya ulaşarak çıkmasını sağlamamız lazım. Biz bunları sağlayamadan bir oyuncuyu A takıma verdiğimiz zaman o oyuncunun da kaybolmasına sebep oluyoruz. Sonra Trabzon'da oyuncularla küslükler oluşuyor. Ailelerle küslükler oluşuyor. Yani biz gerçekten bu oyunculara şunu dememiz lazım. Bu bizim zamanımızda da geldi oldu. Birazdan örneği anlatacağım ben size. Hı hı. Ee, şu çok önemli bir şey. Ya yani biz bu oyunculara gerçekten doğru eğitimi veriyor muyuz? Bu oyuncular doğru mental yapıyı alıyorlar mı? Doğru kondisyonu sağlıyorlar mı? Doğru fiziki yapıya ulaşıyorlar mı? Biz bunları yapmadan oyuncularımızı çoğu zaman alt takım alıyoruz. Burada dediğim yanlış anlamasın. Yanlış anlaşılmasın. Bizim altyapımızda çok değerli hocalarımız var. Bugüne kadar çok önemli oyuncular yetiştirdiler. Bu, bu dediğim tabii. yanlış bir yere gitmesin çok önemli bizim için çok önemli büyüklerimiz var hala da takımda hala olan da aynı çok, çok i̇şte tabii, gibi tabi tabii, tabii gibi. ki ee, çok önemli değerlerimiz var biz şuradayız biz daha fazlasını nasıl yaparız Hı -hı. ya her işte olduğu gibi ben buradan daha fazla ekmeği nasıl çıkartırım yani bir bakıma Psv gibi böyle aynen. bir model oluşturmak istiyorsunuz zaten da tabi davul pastırması da bunları yapıyor yani birçok konu var burada Ön önemli konulardan bir tanesi eğitim yani biz oyunculara doğru eğitimi veriyor muyuz o yüzden yönetim kurulumuzda da bu konuyu konuştuk. Hedeflerimizden bir tanesi, başaracağımıza inanıyorum, başaracağımızı söylüyorum. Yıllardır konuşulan bu Trabzonspor Koleji'ni, yani aynı zamanda oyuncuların eğitimini, yani eğitimden kastım kültürel anlamda, yabancı dil anlamında, mental yapılarını geliştirecek eğitimler anlamında her şeyi hazır hale getirerek alt takımı sunmak istiyoruz. Bizim zamanımızda da olduğu için söylüyorum, açık yüreklilikle söylüyorum bunları. Biz geldiğimiz zaman da Trabzonspor'un mali durumu kötüydü, ne yaptık? pahalı oyuncularla yollarımızı ayırdık. Altyapıdan 10 oyuncu aldık. Yani böyle bir şey teknik olarak mümkün değil. Dünyanın bütün büyük kulüplerinde altyapıda önem veren bütün büyük kulüplerde bunların incelemelerini yaptırdık, yaptırıyoruz. Daha detaylı raporlar da alıyoruz. Şu yok. 10 oyuncu gitti, 10 oyuncu geldi. Böyle bir sistem yok. Tabii. Ya yani böyle bir şey iş yerinde bile yok hiç. Yani bu futbol takımı bu olması mümkün değil bunun. Ee, ne olması lazım? Bu oyuncular hangi zamanda çıkması lazım? Yani mesela Benfica'nın planlamasında belli. Şimdi görüşüyoruz. PSV'nin planlamasında belli. Sporting Lisbon'un planlamasında belli. Ya kulüp isimleri veriyorum. Niye veriyorum? Çünkü işlerini çok iyi yapıyorlar. Rol modeller, örnekler. Bu yüzden veriyorum. Biz de bunları yapabiliriz. Bizim bir eksiğimiz yok. Yani Türk futbolunda Trabzonspor bu değişimi, bu değişimi, bu farklılığı yakalayacak, yapabilecek vizyona çok net olarak sahip. Bunlar çok önemli projeler. Evet.